Programımız devam edir. Şimdi sırada halı firması üzerine bir röportajımız vardı. Onu izleyelim, sonradan karşınızda olalım. Yıldan fazla bir geçmişe sahip olan Kerkük Tekstil Fabrikası devlet kurumları tarafından ihmal edilmektedir. Halbuki Kerkük'teki tekstil fabrikası Irak'ın daireyi uygarlığı olarak sayılmaktadır. Aynı zamanda bu fabrika ulusal mirası ve sanatının sürekliliği koruma merkezi olarak görülmektedir. Çünkü içinde onlarca el işleri yapılmaktadır. Bu fabrikada yapılan halıları hem maddi hem de manevi değeri oldukça yüksek. Çünkü çoğunluğunda el emeği, göz nuru vardır. Tekstil fabrikasını ziyaretimiz sırasında fabrika müdürü Muhammed Galip Ali ile buluşarak fabrikadaki son durumu hakkında tüm detayları aldı. Oranı yerine çok bir az kibir yeriydi. Tabii ne sakıf tanesi var idi, ne oturmak, bir oturmak, işte mağı mürih dövgüydü. Bu yenge oldukça, yenge tertip başladı özünde. Sakıf tanesi var, oturmağı, tebridi, tedfiyası, tabii hapsi yengedi. Urfa طبعا عاملات biraz راحه نفسيه والله زاريتي oturmak işlemek de fark etti zaryçi çok fark oldu yani eskiden yengiler yerinde bizim haliyen amillerimiz 30 tanedir اول تقريبا بدايه معمل اصماغي 300 taneden açtılar bu 94'te تقريبا ama indi 30 tane kaldı bunlar da yani gün be gün takaüt çıkanı var yani ömür ciğerdir فبس استعدادımız bu معمل bir turati bir şey yani. Yani bir dağım olsun bizim için. Bunlar bitmeyen ne var yani adetleri az olmayan ne var. O tedaribe gali var bizde. Mesela mesuller muhalefet etseler bizim için. Akıt getirebilirler. Özür yoğumu getirebilir bizim için. Ama maalesef bu yoktu yani durdu. Ondan sonra bu da bir nadir bir işti. Zahmat sen getirsen bir amile yani mahma kan ratip böyle söz işlersin. Bu ister tedirip alışmak ister. Bu da ister özür amilanın yani maharası var. Öz de haz yedir bu işte işlasın. Yani her geldi işlemez öz. Bu da bir fen işti. Çok bir zahmet. Yani. Eğer bu ameller çıksalar, sevakken asbab sahiye çıkır bazı, bazı çıkır takaüt çıkır, bazı yani ömrü giyedir. Çok tamamen durar rahmet. Fabrikanın kalite kontrol müdürü Abdülgani Ali'nin konuşması ise böyle oldu. Bu dördüncü mağmeldi Kerkük'te kuruldu. Birinci mağmel Bağdat'ta kuruldu. İkinci mağmel Musulla'ydı. Üçüncü mağmel Mithatiye'deydi. Ondan sonra iki mağmelimiz de var. Aneyden Rava'da. İşlerimiz güzel işi geçir. Gördüğünüz gibi hamsa el işidir. Kızlarımız maşallah bu işleri nakşaları edirler. Yani bir tabii bir hayali bir işti. Tabii bunun üzerine de talabiyat soğuktu. Biz seher bahu olduğunu bildikçe ağır yerdi. Talabiyeler işte gördüğünüz gibi hamsa Irak'ın tarihinin turatını temsil edir. Hazarasını, cunubunu, şimalını, Kerkük'ün kalelerini. Hamsi iş burada Necadi Yağın, hamsi tarihi işti. Takriben bu 20 ildi bu mamul kurulup 25 ildi kuruluptu. Meşakilimiz yoktu hamdolsun inşallah. Biz işte inşallah daim isteriz. Daim. Muzafların ratbi takriben düşkündü. Yorgunlukları çoktu. Bellerine zarar var, gözlerine zarar var. Onun üzerine ne bir havafız var. Ne bir arbah var, ne bir mükafaa var. Bes ratıp almaklarıdır. Ve biz daimen ha talep ederek, ha daimen diyerek, daim, talep. Bizim için göndersinler bir mecmua alıştırak özlerin.
İndi bizim 500 nəsəcədən 30 nəsəcəmiz qalıb. Bu 30 nəsəcə getmək ilə daha bu məməl durar. Əraqın tarixi durar. Bir turat, işte bir turat biter. 19 yıldır bu fabrikada emeği geçen kadın işçi İhlas Hanım'ın yorumları ise... Vallahi evvel işlemağımdan sevdim işe, yani işe ki hoştu. Özü arvad işidir bu iş. Nanca da alıştı bu işe? Özü 15 günde geri alışasan özü. Güzel. Nanca da sen kol işlemeye başladın? Təxribən 3 ay sonra işledim özünü. 3 aydan sonra məni koydular xalısına. Evvelden teziyeydim, bəs həbirləri edərdik biz. Hə. Gördüğümüz xalı nədəndir? Bu hərirdi? Bu hərirdi, özü hərirdi, iplikləri də hərirdi. Bildiğimə görə siz buna ləvhədisiniz. Nanca da bitirsən hər ləvhəni? Vallahi işte ləvhəyə görədir. Bu hərirdi, çox incədir. Ləvhə də var, yo, ətiyyədi böyükdür. 2 ayda, 1,5 ayda bitirirlər özünü. Eydi məsələn, bu həcminə durar, yəni ipliyinə durar, rənginə durar məsələn? İpliyinə durar xəydi, bəs o işləyənin şeyinə də durar, işləməyinə. Yani, diyağın zirəkliyinə məsələn? İqidliyinə, yani. Bəli, iqidliyinə düşər. Na, təqribən maksimum min diyağın bunanca da bitir halində. Vallahi, nə deyim sənə, təqribən bu 6 ayda durar. Bu nanca adı həcmi namazlıqdır, nanca alıqdır? Yox, bu namazlıq deyil, bu divar malı, cidəri idi. Bitdiğindən sonra nə işlər qalım bundan ənsə? Yəni özü hazırdır daha bundan sonra? Yox, bitəndən sonra həbə zigzag var, bax, burada işlənibdir. Yəni hətta tikinsin, qeym olsun. Ondan sonra kəsini, bir kere o qaldığı ipliklər, bax, hörünü, belə qalı kefidir daha. O, İsteyen özü ne istir özün belə edər özü için. 95 sen biz təyin olduq burada. Ve yani rəsən 3 ay davam etdik. 3 aydan sonra tədbitimiz geldi. O vaxtda sonrasından təqribən olur 24 ildir mən buradayım. İndi hələ o hələ öncə də bitər, 2 ayda. İndi bu mətəni 2 ayda bitər. Evet değerli izleyiciler, bu güzel röportajı izledikten sonra tekrar sizlerin karşısındayız. Meslektaşımız Hibe'ye de teşekkür ederek gerçekten güzel bir röportaj hazırlamışydı bizler için. Tabii ki özü, el işi, göz nuru çok güzel bir şeydi. Aynen güzel meslekti. Bir yani Kerkük'te de çok ihtiyacımız var bu gibi fabrikaları. Çünkü kadınlar çalışmak yeri özü için çok iyiydi, çok önemlidir. Çünkü bu gibi yerler... Tabii. Daha asantı kadınlar için çalıştılar, daha kolaydı, daha şeydi özleri için. Yani çok güzeldi bu gibi şeyler çok fazla olsa Kerkük'te daha önemli. Aynen zaten de kendisi dedi biraz pahalıdı. El işi nasıl olsa biraz daha pahalı olar. Çünkü mamel yaptığı zaman komple yapar, daha çok yapar. Ama bu tek tek yapılı yani bence daha zordu bu. Doğru. Bundan dolayı daha da özel bir şeydi. Aynen güzel bir yetenekti de bunun gibi bu şeylerde çalışanlar. Ama maalesef görürük şu anda biraz daha az olubdu. Bu elden yapılan işler. Ama bence elden yapılan iş daima daha özel bir iş olar. Doğrudur.